önemli mesajların da içerdiği, güzel ve bol mesajın olduğu, Eskişehir Kulübü Başkanı'nın ve Eskişehir Yönetimi'nin Ertuğrul Hoca'ya da bazı mesajların olduğu bir röportajı derleyip toparlayıp şimdi hazır hale getirdik ve ekranlara verelim. Ha, merhaba Erkan Zengin, Serhat Ulu Eren Telegol programından, ne haber? Ben Selam abi, ne haber? İyi Erkan'cığım, sen ne yapıyorsun? İyi, ben de şeydeyim. Ailemle beraberim işte İstanbul'da. Şimdi ne olacak, ne bitecek, ne düşünüyorsun bundan sonra? Eskişehir senin için bitti mi? Abi zaten yani bitti mi derken onlar zaten bana her şeyi verdi, vedalaştım işte. Kağıdımı verdi, izin kağıdı verdi 12'sine kadar. Şey dediler işte 800 bini getir, yani 800 bin euro'nu bırak, işte 500 de getir, her şey bitsin dediler. Vedalaştık. Öyle ben de çıktım. Sonra Fenerbahçe'yle gittiğini anlaştım. Sonra bir anda niye iş çıkmaza girdi onu anlamadım ben. Abi valla ben de o gözüme denk anlamadım. Trabzon o devreye girdi veya niye iş bozuldu? Abi valla şimdi ben o sözü aldık oradan. Ben öyle yola çıktım zaten. Yani orada her şeyi bitirip buraya geldim ben. Bazı açıklamalarda belki şey olmuştu. Başkan dedi işte şey demiş, biz izin vermedik yani 12'sine kadar tarihi falan belli değil demiş de, ama sen oradaki menajerler falan sana şey yapmadan, danışmadan bir şey yapamaz ki zaten. Yani bir de Erkan işte gitmek istedi falan diyorlar da, öyle bu zaten bir haftalık iki haftalık iş değil ki, bunu bir aydır iki aydır yani devam ediyoruz ki bu süreç. Sen şimdi Eskişehir'deki evini sattın mı? Doğru mu? Şimdi buradan başlayalım. Evet, onu zaten hepsi biliyor ya. Ben oradan taşındım ben zaten. Çalarım falan yok. Sen şimdi yeni İstanbul'da ev mi kurdun kendine? Ev mi açtın? Yok abi, daha ben sana yapmadım. Sen Fenerbahçe ile her konuda kesin anlaşmaya vardın peki kendi rakamın için? Yok, şu an daha Fenerbahçe ile anlaşmadım yani, öyle bir şey yok. Ama işte devam ediyor ya, bir şey sporu bekliyor. Eskişehir Spor peki onlar seni Trabzon'a verirse sen Trabzonspor'a gider misin? Abi Eskişehir Spor benim Trabzon'a öyle bir şey yok yani. Eskişehir Spor Trabzon'a vermediği bir şey yok. Bana bir şey sormadan beni hiçbir yere veremez zaten. Hayır, diyelim ki Trabzonspor senin için 2 milyon euro bonservis bedeli verdi. Ve senin 800 bin euro da alacağın varmış. Bunu da ödemeyi kabul etti. O zaman İbre yani senin için Trabzon daha yakın olabilir mi diye soruyorum. Yok abi ya, ben söyledim zaten onlara o başkana falan. Onlar biliyor neyin ne olduğunu da. Ama şey yapıyorlar. Ben söyledim zaten onlara. Neyi söyledin? Böyle bir şey yaptınız dedim. O zaman ben de kendim yani şey yaptım dedim. Yani nasıl söyleyeyim? Ben, onlar bana sordular nerede. Nereye gitmek istiyorum falan diye. Tamam. Ben onlara cevap vermedim ama ya. Onu söylemedim yani nereye gideceğim. Yani senin ağzından Fenerbahçe, Trabzon veya X bir takım çıkmadı. Abi ben buradayım işte. Sen burada Fener'le görüşmeye geldim ki lan. Ben onlar dedim ki ben sadece Trabzon'a değil dedim. Başka bir takıma gitmeyeceğim dedim. Yani hani diyorlar sadece Trabzon'a gitmeyecek diye. Ben başka bir takıma gitmeyeceğimi söyledim. Başka bir takım? Trabzon değil. Aynen. Başka bir takım dedin, kim? Hangi takımı kastettin? Yani, yok fark etmez. Sen Trabzon olmadı mı diyelim. Yani böyle hani diyorlar ya Trabzon falan istedi. Olmazsın yani. Ben buradan başkasına gitmeyeceğim. Çünkü ben buraya geldim, anladın mı? Böyle hani diyorlar ya Trabzon falan istedi. Olmazsın yani. Ben buradan başkasına gitmeyeceğim. Çünkü ben buraya geldim, anladın mı? Yani bu Trabzon'da Eskişehir'e bile geri dönmeyeceğim yani. Öyle. Öyle bir şey var. Tamam, sen şimdi Eskişehir'e bir geri dönmeyeceksin. İki, Trabzon'u şu anda düşünmüyorsun ve sen Fenerbahçe'de oynamak istiyorsun, doğru mu? Aynen bu abim benim. Fenerbahçe vazgeçerse ne olacak? Geçsin abi, ben de İsveç'e giderim o zaman. He, İsveç'e giderim diyorsun. Yani Galatasaray'dan da belki gelebilir, onu demek istedim hani. Olmazsa Galatasaray falan gitmeyeceğim yani. Trabzon'a da gitmeyeceğim. Fenerbahçe olmadığım ben İsveç'e gitmeyeceğim. Bu kadar basit yani. Peki Fenerbahçe ile kimle anlaştın? Mahmut Bey'le mi anlaştın? Yok abi, kimseyle anlaştığım yok şu an. Ama menajerlerin bir görüşme yapmış ki yani seni. Onlar zaten görüşme yapıyor. Orada şey yok yani. Orada bir sıkıntı yok da yani, olmadı mı da o kısmet bu işler. Hayırlısı olsun benim. Hiç olmadı mı da geri de dönmeyeceğim zaten. Yani ne yapacaksın? Bataşa gibi Bursa Spor terk ettiği gibi sen de Eskişehir odanı terk edeceksin. Abi ben oradaki bana yapılanları falan orayı nasıl döneyim ya? Yani bana şu yapıldıktan sonra ben nasıl döneyim? Orada ben ya benim gibi
Eskişehir'de 1 milyon 400 bin euro mu? Peki bunun 600 ödendi, 800 mü ödenmemişti? Hay sen federasyona başvurmuşsun ya, 800 bin euro için değil mi başvurdun? Aynen. Bu 800 bin euro yani bu sezonun parası mı? Aynen, evet. Geçen sezondan var mı alacağın? Geçen sezondan yeni bitti o da. Alacaklarımı yeni ödediler geçen sezon. Sonuçta sana ne dediler? Bu 800 binden vazgeç, bir de 500 bin mi getir dediler sana? Yani bundan önce de bir şey yapmıştım ben abi. Yani 800'den vazgeçmeyi bir de ben de onlara söyledim yani. Böyle bir şey de yapabilirim Eskişehir Spor için dedim. Yoksa bunlar onu bile ödemeye şey yapmışlardı bana normalde. Böyle vadeli hani ödersin ya bir senenin içinde. O bile olmuştu yani. Son dakikada sen serbest kalma diye 800 bin euroyu hesabını ödemişler mi senin? Serbest kalmıyordum ki. Pazartesi günü serbest kalıyordum. O da ben ama bunlara başkanla bir ben söz verdim yüzüne. Dedim başkanım serbest kalsam bile boş yani şey gitmeyeceğim dedim. Serbest gitmeyeceğim dedim. Yani bonservis parası kazandıracağım size dedin. Aynen öyle dedim. Hani vedalaştık. Bunu dedim bile ben. Yani bunu ta çarşamba dedim. Vedalaştık işte her şey. Ben dedim cuma günü mesela olmadı ya dedim. Boşta kalmayacağım dedim. Mesela pazartesi yatıramadınız dedim. Yine de kalmayacağım. Çünkü söz verdik birbirimize orada. Bu işte yani söz verince bitmez abi ya mecbur şeyle mi yapmamız lazım? Vedalaştıktan sonra işte bir de bana teşekkür etti oğlum. Bir de buna yaptığın için çok teşekkür ediyoruz dedi. Yani boş gitmedin bir de para kazandırıyorsun diyor. Bir de artı diyor ki bana benim biliyorsun seneye de bu rakam benim rakamım 1,5 olacaktı yani 100 binden eklenecekti. Üçüncü sene 1.600 olacaktı. Dedi bu rakamlar çok dedi. Ben de tamam başkanım dedim yani şey, ben de konuştuk işte ayrılmaya karar verdim. Demek ki Trabzon'dan daha iyi para buldular ki son anda senin paranı yatırdılar öyle anlaşılıyor. Abi ben orasını bilmem ki yani ne söylesem. Ben sadece insanların birbirine söz verdiği zaman hele başkan futbolcuya söz verdiği zaman normalde bu işler bitmesi lazım yani beni 5 senedir tanıyor ki. Benim ne olduğumu bütün Eskişehir bilir. Trabzonspor'da sen veya menajerin hiç kimseyle görüştünüz mü? Yok, hiç kimseyle görüşmedim. Hakan Şirin görüşmüş mü Trabzon? Yok, hiç görüşmedim. İşte o sonuç olarak şunu diyorsun. Bir, Eskişehir'e geri dönme şansım artık kalmadı diyorsun. Doğru mu? Doğru abi. İki, Trabzonspor'u düşünmüyorum yani gitmeyeceğim diyorsun. Abi ben bir yola çıktım. Yani o yoldan dönmeyeceğim şu an. O yol Fenerbahçe yolu mu? Evet abi. Ama Fenerbahçe'de olmazsa İsveç'e dönerim diyorsun. Ya öyle olacak. Peki Avrupa'da herhangi bir kulüpten seni isteyen olabilir mi? Abi Avrupa'dan zaten vardı ki ben gitmiyordum. Yani şu ana kadar vardı zaten. Yani şu an hala var ki. Yani onlar benim bir sözümü bekliyor. Hangi kulüp mesela? Ben İtalya'dan var. Peki Mesut Bey'e buradan ne söylemek istersin bizim aracılığımızla? Yani Mesut Başkan'a. Yok hiçbir şey söylemem ben. O her şeyi ona kendine bıraktığını yaptım. Abi olmasa da hayırlısı diyorum ya. Yani bu Trabzon ya da benim başka bir yere ya da Fener'e ya da Galatasaray'a gitmemle alakalı ya da başka bir yere. Sadece bu sözle alakalı bir şey. Oldu olmadı fark etmiyor ama ben sözümde duracağım. Eskişehir'e geri dönmeyeceğim. Bu Fener'de olmasa da. Ben dönmeyeceğim abi. Ben orada çünkü bitti. Ben o adamın yüzüne bakamam o da benim yüzüme bakamam. Yok ben de o utanmasın diye gitmeyeceğim zaten. Peki burada Ertuğrul Hoca'nın şeyi ne oldu, etkisi ne oldu bu işte yani senin gitmen veya gitmemen konusunda sana... Tabii o Ertuğrul Hoca'ya da odasına da girdim ben, hocayla da vedalaştım. Aklına helal et işte şöyleydi böyle, hocayla da bu şeyleri konuştuk, rakamlar işte böyle ayrılıyorum hocam diye. Yani peki diğer yöneticiler ne söylüyor? Mesut Bey niye peki böyle bir sözü tutmaz? Onu anlamadım. Niye şimdi? Yöneticiler de oradaydı. Hepsi oradaydı. Yani başkan da oradaydı. Yardımcıları da yani bu as başkan mı ne? O, yani hepsi vardı yani. Alnından bir de öptü ya. Teşekkür etti. Kim alnından öptü? O başkan. Telefon açıp ya başkan niye yatırdınız? Zaten hani ben artık ayrıldım, veda ettim. Bu parayı yatırmayacaktınız. Niye böyle bir şey yaptınız diye sormadın mı? Konuştuk da o konuştuklarımızı söylemeyeceğim. Ben nerede devam edeceğim bilmiyorum. Bu işler yani iş bitsin ben o yüzden buradan yani iş bitsin diye şey buradan şey bekliyorum ben.
öyle bir durum var yani. Bilmiyorum yani, tabii Türkçesi çok iyi değil. Anlaşıldı mı sizin için durum? Ya bazı yerler anlaşıldı, bazı yerler pek anlaşılmadı. Mesela bana sorabilirsiniz. Ben olaya çok vakıfım, o yüzden dedim. Neyi mesela anlayamadınız? Yani şimdi bazı kelimeler çok devamlı şey olarak kullanıyor. Hayır, diyorlar ki oyuncuya, senin senelik 1.400.000. Onu anladım. Ben. Önümüzdeki yıl 1.5, sonra anladım. Da 1.600. Evet. 2016'da. Bu parayı biz sana ödeyemeyeceğiz. O da diyor ki... Çok para alıyormuş. Çok para alıyor. Evet. Necati ve Servet'e de bunu yapmışlar. Doğru. Şimdi bu Erkan da diyor ki, o zaman siz bana para ödemeyin, ben gideyim, bir de üstelik geçmiş, 500 daha getir diyorlar. Ya bir de geçmiş senenin parasını daha yeni ödediler. Ödemişler. Bu senenin parasını ödemedikleri için böyle başkan ve yöneticilerle